Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, vesselamu ala Resulillah. On genç arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Huneyn'e gitmiştik diyor. O zaman kendisi bize insanların en nefret edileni, istenilmeyeni ve hoşlanılmayanıydı. Huneyn'den dönüşünde yolda Resulullah aleyhissalatu vesselam'a rastladık. Cirane'de Resulullah aleyhisselamın müezzini namaz için kalkıp ezan okumaya başladı. Müezzinin sesini işitince bizler gizlenmiş olarak, onlarla alay etmiş olmak için ezanı yüksek sesle tekrarladık. Allah Resulü aleyhisselam bu alaycı tekrarımızı fark etti ve getiriniz bana şu gençleri buyurdu. Bizi buldular, getirildik. Allah Resulü aleyhisselamın önünde durduk. Bize kızacağını sanıyorduk. Bize yönelip dedi ki, haydi ezan okuyunuz dedi. Okuduk. Okuyanların birisi, sonuncusu bendim. Allah Resulü aleyhisselam, kızacak sandık ezan okuttuktan sonra. Halbuki sesini en çok yükselttiğini işittiğim içinizden hanginizdir diye sordu. Arkadaşlarımın hepsi birden suçlu işaret eder gibi beni işaret ettiler ve beni doğruladılar. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam onları serbest bıraktı. Beni orada tuttu, alıkoydu. İşte dedim, yaptığının karşılığını göreceksin. Allah Resulü ise bunun işitmiş olduğum sesi ne kadar güzeldir. Kalk, namaz için ezan oku buyurdu. O zaman bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, onun emrettiği şeyden daha sevimsiz gelen bir şey yoktu. Allah Resulü aleyhisselamın önünde ayağa kalktım. Ezan okumayı bana kendisi öğretti ve ezberletti. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alessalah. Hayye alessalah. Hayye alelfelah. Hayye alelfelah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah dedi. Sabahın ilk ezanını okuduğum zamanda Hayyalel felahtan sonra Es-salatu hayrun minen nevm. Es-salatu hayrun minen nevm. Kamet getireceğin zaman da Kad kametis salah. Kad kametis salah de. Duydun mu? Allahu Ekber ve Eşhedü en la ilahe illallah derken sesini yükselt. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken sesini kıs buyurdu. Sonra beni çağırdı. Ezanı okuttuğu zaman bana bir kese gümüş para verdi. Elini alnıma koydu. Yüzümü, gözümü, sırtımı sıladı. Ve Allah senin hakkında hayırlı ve mübarek kılsın buyurdu. Ey Allah'ın Resulü dedim. Mekke'de benim müezzinlik yapmamı emretsen, senin Mekke'de müezzinlik yapman için emir veriyorum. Git. Mekkelilerin ezanını oku dedi. Attab bin Esi de Mekkelilerin ezanını okumamı bana Resulullah emretti de buyurdu. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselama karşı içimdeki bütün sevgisizlikler gidip yerine sevgi doldu. Mekke valisi Attab bin Esid'in yanına vardım. Allah Resulü aleyhisselamın emriyle
namaz ezanlarını okumaya başladım. Bunu anlatan Ebu Mahzune'ydi. Huneyn'den dönüşte Cirane'de Müslüman oldu. Allah ondan razı olsun. Ebu Mahzure önceleri ezanı Bilal-i Habeşi radıyallahu anh ile birlikte okudu. Kendisi ezan okuyanların en gür ve en güzel seslisiydi. Mekke Mescid-i Haram müezzini Peygamber aleyhisselamın Ebu Mahzure'yi tayin edilişinden başlayarak oğuldan oğula geçe geçe sürüp gitmiş. Ebu Mahzure Resulullah aleyhisselamın eli değdi diye saygısından dolayı alnının saçını hiç kesmemiş. İşte ezanla alay ederken alay ettiği ezanın sahibi Resulullah'ın müezzini oluşun muazzam bir hikayesi. Demek ki müminin yapması gereken en mühim faaliyet Allah Resulü'nün işte bu sünnetinden elde edilen, işte bu pratiğinden elde edilen, işte bu uygulamasından, işte bu yaşam algısından, işte bu hayat kalitesinden elde edilen yüksek şahsiyeti fiilen sergilemektir. Resulullah Aleyhisselam'ın Cirane'de ganimet malları arasında dolaştığı ve onlara göz gezdirdiği sırada İslam'ın büyük düşmanı Ümeyye bin Halef'in Mekke'nin fethinde Müslüman olmuş olan oğlu Saffan bin Ümeyye Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bulunuyor. Develer, davarlar ve güdücülerle dolu vadiye doğru bakıp duruyor. Peygamber aleyhisselam da onun bu halini göz ucuyla süzüyordu. Saffan bin Ümeyye vadinin içindeki mallara bakışını uzatınca Allah Resulü aleyhisselam ona Ebu Vehb o vadi pek mi hoşuna gidiyor diye sordu. Saffan bin Ümeyye evet dedi. Allah Resulü aleyhisselam o vadide İçindekiler de senin olsun buyurdu. Bunun üzerine Saffan kendini tutamadı. Peygamber kalbinden başka hiçbir kimsenin kalbi bu derecede masivadan pak ve üstün olamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki sen Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüsün, Resulüdür dedi ve orada Müslüman Hazreti Ömer'in meşhur sözündeki gibi dininizi iyi öğrenin yoksa yaşadığınızı din zannedersiniz. Allah Resulü aleyhisselam ölüler hakkında isterse onlar müşrik olsunlar kötü söz söylemek onlara erişmez fakat dirileri incitir der. Beliye'de Ebu Uhayha Said bin As'ın mülkü ve bu mülkün yüksekçe bir tarafında da kabri bulunuyordu. Ebu Uhayha müşrik olarak ölmüştü. Taif kuşatmasına giderken Allah Resulü aleyhisselam kabre doğru bakınca Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah bu kabrin sahibine lanet etsin. Çünkü o Allah'a ve Resulüne meydan okuyanlardandı dedi. O sırada Ebu Uhayha'nın iki oğlu, Hazreti Amr bin Said ve Hazreti Eban bin Said, Allah Resulü aleyhisselamın yanında bulunuyorlardı. Hazreti Bekir radıyallahu anh'ın sözüne karşılık olarak bir sözde bulundular. Resulullah aleyhisselam da bunun üzerine, ölüler hakkında isterse onlar müşrik olsunlar, kötü söz söylemek onlara erişmez. Fakat dirileri incitir buyurunca, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da,
Said bin As'ın oğulları da susmuşlardı. İnsanlarla diyaloğa geçerken onların onurunu koruyan, onlar hayattaysa ve orada değilse gıybetten uzak durarak onların onurunu koruyan, onlar öldükten sonra can düşmanı bile olsa, onların geride bıraktıklarının onurunu koruyan kutlu elçi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke fethedilmişti. Mekke fethedilince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Mekke'nin ganimetlerinden hiçbir şey bize helal kılınmamıştır buyurduğu için, Mekke'den ganimet olarak bir şey alınmamıştı. İslam ordusunun zaruri ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor ve bu da bir hayli paraya bağlı bulunuyordu. Bunun için Allah Resulü aleyhisselam ne yapsın da? Sevgili dostlar, Kalem suresinde ve daha birçok surede ama hasaten Kalem suresinde Allah ne güzel buyuruyor. Ve inneke le'ala hulukin azim. Muhakkak ki sen çok yüce bir ahlak üzerindesin. Kalem suresi 4. ayet. Mekke'yi fetheden Allah Resulü hiçbir mala el koymadığı gibi, hakkı olduğu halde ganimet kabul etmediği gibi, fetih günü bile kendisine karşı savaşmaya kalkanların tüm malına el koymak yerine onlardan borç alıyor ve sonra güzellikle teşekkür ediyor. Teşekkür içinde geri ödüyor. Sevgili dostlar, biz bu Hazreti Muhammed'i hiç tanımamışız. Dinleyiniz, tanıyınız, anlayınız ve ağlayınız. Allah Resulü aleyhisselam, Mekke zenginlerinden kafir Ümeyye bin Halef'in oğlu, Mekke'nin fethi günü bile savaşan Saffan bin Ümeyye'den ödünç ve borç alarak 50 bin dirhem, Abdullah bin Ebi Rebi'a'dan 40 bin dirhem, Huvaytib bin Abdülüzzadan da 40 bin dirhem gümüş para isteyip ödünç aldı. Bunu muhtaç olan mücahitler arasında bölüştürdü. İhtiyaçlarına göre her birine 50 dirhem veya daha az ya da daha çok düştü. Beni Cezime harekatının tazminatını da bununla karşıladı. Allah Resulü aleyhisselam, Mekkelilere olan bu borcunu Hevazin Savaşı ganimetinden tamamıyla ödemişti ve ödüncün karşılığı ancak onu ödemek ve teşekkür etmektir buyurmuştu. Ah sevgili dostlar, bu Hazreti Muhammed'i tanımaya çok ihtiyacımız var. Ümmet olarak kendi içimizde ve insanlığa karşı çok ihtiyacımız var. O Allah Resulü ki yürüyen Kur'an'dı ve Kur'an, üç ana başlığı önümüze koyuyordu. Bir, imanı anlatıyordu. İkincisi, imanı koruyucu amelleri anlatıyordu. Nizam-ı alem için, hem bireysel imar, hem toplumun inşası, hem ahiretin ihyası için amelleri, ibadetleri üretiyordu. Ve sonra, tüm varlık alemini kuşatacak olan ahlaki değerleri anlatıyordu. Kur'an ve o Kur'an'ın yürüyen yaşantıdaki örnek ve idolü ve numunesi olan Hazreti Muhammed'in hayatında da bunu görebiliyorduk. Namazın günde 5 vakit olduğunu öğütlerken, ahlakın 24 saat farz olduğunu öğreten bir hayata sahipti o. Vahyin ilk ilanından Mekke'nin fethine kadar, küfrüne, kafirliğine ve daha da beteri olan zulmüne devam eden Haris bin Hişam diyor ki,
müşriklerin kendisine karşı koydukları her yerde Allah Resulü'nün beni de görmüş bulunmasına rağmen bana gösterdiği iyiliği ve merhameti hatırladıkça Mekke'nin fethinden sonra beni görmesinden utanır olmuştum. Mescid-i Haram'a girdiği sırada kendisine rastladım. Sanki yıllarca o zulmü eden ben değilmişim gibi beni güler yüzle karşıladı. Yanına varıncaya kadar ayakta durdum. Selam verdim. Ve hemen Cenab-ı Hakk'ın birliğine şehadet getirip Müslüman oldum. Hak apacık ortadaydı. Bunun üzerine Allah'ın elçisi, hamd olsun o Allah'a ki sana doğru yolu gösterdi. İslamiyet'i nasip etti. Senin gibi bir adam, akıllı ve mantıklı bir insan, İslamiyet'i tanımaz ve takdir edemez, olamaz. Vallahi zannetmem ki İslamiyet gibi bir din tanınmaz ve takdir edilmez olsun buyurdu. Haris bin Hişam, kalpleri İslamiyet'e ısındırılmak için kullanılan kişiler arasındayken, Müslümanlığını güzelleştirmiş, ashabın üstünlerinden ve hayırlılarından olmuştu. Allah ondan razı olsun. Haris bin Hişam'ın oğlu Abdurrahman der ki, Haris bin Hişam, ya Resulallah, bana bir şey haber ver ki, ona sımsıkı sarılayım demişti. Allah Resulü de diline eliyle işaret ederek, buna sahip ol, buna sahip ol, buna sahip ol buyurdu. Aradan çok geçmeden onun en az konuşan bir adam olduğunu gördüm. Halbuki ondan daha zeki ve anlayışlısı, atıp tutmaya başladığı zaman da ondan şiddetlisi ve hiddetlisi yoktur diye dile getiriyordu. Onların hakkı görmesine sebebiyet veren, ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir Resul olan, binlerce kez salatü selam ile andığımız, bir kere olsun gerçekten anlamayı ümit ettiğimiz, umduğumuz Resulullah'a salat olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam, amcası Hazreti Abbas'a fetih gününde, kardeşin Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ve Muattib nerede kaldılar? Onları görmedim diye sordu. Hazreti Abbas, herhalde Kureyş müşriklerinden uzaklaşıp çekip gidenlerle birlikte onlar da gidip uzaklaşmışlardır dedi. Allah Resulü aleyhisselam, amca, onları bulup bana getir buyurdu. Hazreti Abbas radıyallahu anh, bineğine binip onları getirmeye gitti, aradı, araştırdı, sorguladı ve buldu ve sonuna getirdi. Onlar Allah Resulü'nün iki kızıyla nübüvvet öncesinde nişanlanan, peygamberlik döneminde ise babaları Ebu Leheb'in baskısıyla Kabe'nin orada Resulullah'a hakaret ederek yakasına yakışıp nişanlarını bozan ve daim küfürde ve zulümde önde olanlardı. Allah Resulü aleyhisselam onları İslam'a davet etti. Onlar geçen süreci düşündüler, başlarından geçenleri ve sonra hakikati apaçık gördüler ve Müslüman oldular. Onlar Müslüman olunca Allah Resulü çok sevindi. Ellerinden tutup onları Kabe'nin Hacer-ül Esved ile Kabe kapısının arasındaki bölüm olan Mültezim'e götürdü. O Mültezim ki Allah Resulü'nün duaların reddolunmadığı yer diye ifade ettiği nokta. Onlar için Allah'a dua ettikten sonra döndü. Hazreti Abbas Allah Resulü'nün yüzünde sevinç görüyordu. Ya Resulallah, Allah seni daima sevindirsin, yüzünde sevinç görürüm deyince, evet amca, amcamın şu oğullarını
benim için bağışlamasını Rabbimden diledim. Allah da bağışladı buyurdu. Subhanallah. Seni insanlar katında rezil edip utandırmak, onurunu kırıp aşağılamak için nişanlı oldukları iki kızının nişanını Kâbe'nin dibinde, müşriklerin ve halkın önünde yakana yapışarak hakaret edip atan ve her fırsatta sana eziyet edenlerin başka çıkış kapıları kalmadığı ve sana mecbur oldukları anda mağlubiyeti onlara yaşatmadan anlayış, hoşgörü ve af içerisinde güler yüzle onları kucaklamanın, cehenneme adam yuvarlamanın değil, cennete insan uğurlama gayret ve çabasının adı Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve biz onu anlamaya muhtacız. Muhtacız, muhtacız. Allah Resulü'nün mübarek hayatlarından vahyin aydınlığında nasiplenmeye, daha doğrusu nasiplenmenin arzusunu taşımaya portrelerle devam edelim. Allah Resulü Aleyhisselam ile savaşmada kin ve inatla öfkede en az Mekkeliler kadar düşman olan Taifli Sakifliler, hicretin 9. yılında Medine'ye Allah Resulü Aleyhisselam'a elçiler gönderdi. Biliyorsunuz Mekke fethedildikten sonra da onlarla savaşılmıştı. Allah Resulü'nü 3,5 kilometre boyunca taşlatan da bunlardı. İslam'ın en büyük düşmanlarındandı ve topluluk olarak da her yerde bunu ortaya koyuyorlardı. Sakif heyetinden Osman bin Ebil As'ın bildirdiğine göre Sakif elçileri 1. Sakiflilerin savaş için toplanmamalarını, 2. öşür vergisiyle, 3. namazla mükellef tutulmamaları, 4. kendilerinden başkasının üzerlerine amil, vali, tayin edilmemesi vesaire şartlarını koşarak Resulullah'ın huzuruna geldiklerini ifade ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam, sizler ne savaş için toplanacaksınız, ne zekat vergisiyle, öşürmüyle mükellef tutulacaksınız, ne de üzerinize sizden başkası amir, vali tayin edilecektir. Fakat namazdan muaf tutulmaya gelince, içinde namaz bulunmayan dinde hayır yoktur buyurdu. Sakif temsilcileri, ya Muhammed, bizim için bir küçüklük ve eksiklik olsa da bu isteğini yerine getireceğiz. Biz namaz kılacağız, oruç da tutacağız dediler. Ashab-ı kiramdan Cabir bin Abdullah'ın ifadesine göre Allah Resulü Aleyhisselam, onlar Müslüman oldukları zaman Allah'ın kalplerine vereceği iman etkisiyle ileride kendi istek ve arzularıyla zekatı da verecekler, cihada da katılacaklardır buyurmuştu. Abdiyalil, zina hakkında ne buyurursun dedi. Biz ergen ve yurdundan uzak düşen bir kavmiz. Biz bundan ne geri durabilir ne de herhangi birimiz ergenliğe dayanabilir dedi. Allah Resulü Aleyhisselam, İsra suresi 32. ayetçe, zina Allah'ın Müslümanlara haram kıldığı şeylerdendir. Yüce Allah, zinaya yaklaşmayınız. Çünkü o hiç şüphesiz utanmazlıktır, kötü bir yoldur buyurmuştur. Abdiyalil, riba, faiz hakkında ne buyurursun diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselam, riba, faiz haramdır buyurdu. Abdiyalil,
bizim mal ve servetimizin hepsi ribadır dedi. Allah Resulü ise, mal ve servetinizin sermayeleri helal olarak sizindir. Yüce Allah, Bakara Suresi 278. ayette, ey iman edenler! Gerçekten müminler iseniz, Allah'tan korkunuz, yani ona karşı gelmekten çekininiz, riba, faizden henüz alınmamış olup da kalanı bırakınız, almayınız buyurdu. Buyuruyor. Abdiyalil Hamr, içki hakkında ne buyurursun dedi. Biz onu üzümlerimizden sıkarız, biz ondan ayrılamayız dedi. Çok ilginç. Varlıkları peygamberle savaş olan bir toplumun elçileri, kaçacak yer gidecek yer bulamadıktan sonra İslam olmayı, Müslüman olmayı düşünüyorlar ve pazarlık yapma cüretince İslam'ı sorguluyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam, geçmişle alakalı hiçbir şey yüzlerine vurmaksızın onlara sükunet ve muazzam bir sevgi ve hoşgörüyle mukabelede bulunuyor. Allah Resulü Aleyhisselam, Maide Suresi 90. ayetle, şüphe yok ki Allah onu da haram kılmıştır. Ey iman edenler! Hamır, içki, kumar, tapınılan dikili taşlar, fal okları, ancak şeytanın işlerinden birer murdardır. Bunun için bunlardan kaçınınız ki felaha, kurtuluşa eresiniz. Sakif temsilcileri hemen kalkıverdiler ve birbirleriyle birer köşeye çekildiler. Abdiyalil, yazıklar olsun size. Biz şu üç şeyin yasaklığıyla kavmimizin yanına döneceğiz. Ama vallahi Sakif halkı hiçbir zaman içkiden, hiçbir zaman zinadan mahrum kılınılmaya dayanamayacak, katlanamayacaktır dedi. Süfyan bin Abdullah, be adam, eğer Allah bir kimsenin hayrını murad ederse, o bunlara dayanır, katlanır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanındaki şu kişiler, sahabiler de vaktiyle bunlara düşkündüler. Fakat üzerine düştükleri o kötülükleri bıraktılar ve bunda sabır ve sebat gösterdiler dedi. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına vardılar ve senin istediğin şeylere evet, fakat Rabbe, Lat putu hakkında ne buyurursun? Onu ne yapacağız dediler. Allah Resulü Aleyhisselam, o yıkılacaktır, onu da yıkacaksınız buyurdu. Heyet Başkanı Abdiyalil, çok uzak, hiç olmayacak şey bu. Eğer Rabbi bizim kendisini yıkmaya el koyduğumuzu öğrenecek olursa bizim ev halkımızı öldürür. Kendisini senin yıkmak istediğini öğrenecek olursa senin ev halkını da öldürür dedi. Hazreti Ömer dayanamadı ve yazıklar olsun sana ey Abdiyalil. Sen ne kadar da cahilsin. Rabbe hiç şüphesiz kendisine tapanı da tapmayanları da bilmeyen bir taş parçasıdır dedi. Abdiyalil, ey Ömer, ey Hattab'ın oğlu, biz sana gelmedik ki, sen niye konuşuyorsun dedi. Allah Resulü'nün Aleyhisselam'ın muhteşem ahlakı, zarif tebliği karşısında bunun cevabını aldılar ve nihayet İslam'ın en büyük düşmanı Taif'in Sakif kabilesinin temsilcileri Müslüman oldular. Hazreti Ebubekir babası Ebu Kuhafe'nin elinden tutup Mescid-i Haram'a getirmişti. Zaten evlerinin bulunduğu yer bugünkü o meşhur Hilton Millennium otellerinin olduğu noktadaydı. Allah Resulü onu görünce o yaşlı adamı evinde bıraksaydın, buraya kadar yürütmeseydin de kendisinin yanına ben varsaydım olmaz mıydı ey Ebubekir dedi. Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, senin ona kadar yürümenden
onun sana kadar yürüyüp gelmesi daha layık, daha uygundur dedi. Ebu Kuhafe gelince Allah Resulü önüne oturtup onun göğsünü sağdı. Sonra da ona, ey Ebu Kuhafe, Müslüman ol, selamete er buyurdu. O da şehadetini getirdi. Ey Ebu Bekir, yaşlı babanı iman ve biat için evinden Safa tepesine kadar yormasaydın da, biz onun yanına gidip biatını alsaydık diyen muzaffer komutan, yüce peygamber, edep, hoşgörü, tevazu, saygı ve ahlak abidesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreneceğimiz çok şey var. Niyetlerin okunduğu, kalplerdekinin bilindiği, feraset ve basiretin yüksek IQ'lerle muhatapların dillerine aktığı ahir zamanda mutlaka hatırlanılması ve paylaşılması gereken bir acı tecrübeyi daha arz edeyim. Müslüman Mirdas bin Nehik'in Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evlatlığı Zeyd'in çok sevdiği oğlu Müslüman sahabe genç Üsame tarafından şehit edilişi. Beni Mürre seferi sonunda birlik kumandanı Galip bin Abdullah, Üsame bin Zeyd nerede kaldı diye sordu. Geceden bir kısmı geçtikten sonra Üsame bin Zeyd geldi. Galip bin Abdullah onu en ağır bir şekilde kınadı ve "Sana ne dediğimi bilmiyor musun?" dedi. Üsame, "Ben bana son derecede kızan bir adamın ardına düştüm. Kendisine yaklaşıp kılıcımı kaldırdığım zaman, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyerek kelime-i tevhid söyledi." dedi. Galip bin Abdullah, "O zaman kılıcını kınana soktun mu?" diye sordu. Üsame, "Hayır. Onu öldürmedikçe geri durmadım." dedi. Kumandan ve mücahitler, "Vallahi sen buyurulmadığın, emredilmediğin, izin verilmediğin çok kötü bir iş yaptın." dediler. Üsame gençliğin hevesiyle yaptığı bu yanlışa çok pişman oldu. Elleri yanlarına düştü. Üsame'nin müşrik sanarak öldürdüğü kimse Cüheynelerin Hurka kolundan Mirdas bin Henik'ti. Kendisi Beni Mürre'lerin müttefikiydi. Fedek halkından bundan başkası Müslüman olmamıştı. Galip bin Abdullah İslam mücahitleriyle oraya gelince Fedekler hep kaçmışlar. Mirdas bin Nehik ise Müslümanlığına güvenerek kaçmamıştı. Üsame onu şehit edince içinde son derecede üzüntü duydu. Medine'ye gelinceye kadar üzüntü ve kederinden yemek yiyemedi. Hadise Allah Resulüne haber verilince Resulullah Aleyhisselam çok üzülüp bir o kadar çok kızdı ki, "Ey Üsame, La ilahe illallah demiş olan bir adamı öldürdün öyle mi? Demek o La ilahe illallah dedi, sen de onu öldürdün öyle mi ya? Demek o La ilahe illallah dedikten sonra onu öldürdün öyle mi?" buyurdu. Üsame artık, "Ya Resulallah, o bunu ancak silahtan korktuğu için söylemişti. O buna öldürülmekten kurtulmak için sığınmıştır." deyince, Allah Resulü, "Üsame, onun kalbini yarsaydın da bu sözü doğru mu, yalandan mı söylediğine öğrenseydin ya." buyurdu. "Onun kalbin içine mi baktın? Nereden biliyorsun yalan söylediğini?" dedi. Üsame, "Keşke bugünden önce Müslüman olmamış olsaydım da Resulullah'ın bu hitaplarına uğramasaydım." dedirtti.
Hüsame, ya Resulallah, ben artık hiçbir zaman la ilahe illallah diyen birisini ya da herhangi birini öldürmemek üzere Allah'a yemin ediyorum, tövbe ediyorum dedi. Allah Resulü aleyhisselam Umretül Kaza esnasında 3 günlük müddet dolunca Ebtah mevkiine kurulmuş olan deri çadırında Ensardan Sa'd bin Übade ile birlikte otururken Kureyş müşriklerinden Süheyl ibn Amr ile Hüveytib bin Abdülüzzah onun yanına gelirler. Anlaşmaya göre 3 günün dolduğunu hatırlatarak Mekke'den çıkmasını isterler. Hudeybiye anlaşmasında biliyorsunuz o sene umre yapılmadan geri dönülüyordu. Ondan sonraki senelerde 3 gün Mekke'de ibadet etme hakları oluyor. 3. günden sonra ayrılmaları isteniyordu. O esnada Sa'd bin Ubade Süheyl bin Amr'a kızarak şunları söyler. Burası ne senin ne de babanın toprağıdır. Allah'ın elçisi buradan ancak anlaşmaya uyarak gönül rızasıyla çıkar. Allah Resulü tebessüm eder. Sağda dönerek konak yerimizde bizi ziyarete gelenleri incitme buyurur ve sahabeye kalkmalarını hareket etmelerini emreder. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Basir isimli mücahit ve cefakar sahabe Müslüman olduğu için Kureyş müşrikleri tarafından hapse atıldığında Hudeybiye anlaşmasından sonra bir yolunu bularak kaçıp Medine'ye geldiğinde yine ahdine bağlı bir şekilde onu maddelere uygunca iade etmişti. Müşrikler Ebu Basir'in kendisine iade edilmesi için derhal Medine'ye 2 adam göndermişlerdi. Allah Resulüne hitaben bir de mektup yazmışlardı. Mektubu okuyan Übey bin Kaba, Resulullah Aleyhisselam daha sonra Ebu Basir'i çağırarak, Hudeybiye anlaşması gereğince kendisini Kureyşlilere teslim etmek zorunda olduğunu söyler. Ebu Basir ise teslim edilmemesini rica eder. Fakat Allah Resulü, ey Ebu Basir, bildiğin gibi biz Kureyş müşriklerine söz verdik. Dinimizde vefasızlığa yer yoktur der. Ancak müşriklere verdiği sözde durmaya özen gösterirken Müslümanı da gücendirmez. Allah'ın ona ve onun durumundaki Müslümanlara bir çıkış yolu göstereceğini söyler. Yine aynı Hudeybiye'de gelişen bir başka olayda da Hudeybiye anlaşma metni imzalandıktan sonra Kureyş heyetinin başkanı Süheyl bin Amr'ın oğlu mübarek sahabe Ebu Cendel bin Süheyl Müslüman olduğu için atıldığı hapisten kaçarak tabi babasının da orada olduğunu bilmeksizin ayaklarındaki zincirleri sürüyerek Müslümanlara sığınır. Anlaşma gereğince Resulullah Aleyhisselam Kureyşlilerle yaptığı anlaşmaya sadık kalacağına dair söz verdiğini belirtip kendisine sabır tavsiye ederek onu babasına iade eder. Ve gerçekten Ebu Basir ve Ebu Cendel yakın bir zamanda Allah'ın lütfuyla kurtulurlar. Sonra anlaşmanın maddesinin imha edilmesini sağlayacak olayın sebebi olurlar. Allah Resulü aleyhisselam hiç kimseyi İslam'ı kabule zorlamamıştı. Çünkü onun görevi insanları zorla dine sokmak değil, İslam'ı tebliğ etmek ve uyarmaktı. İnsanları zorla İslam'a dahil etmek, arzu edilenin aksine sonuçlar doğurur ve İslam'ın son derece karşı çıktığı ve istemediği münafıklığı yaygın hale getirir. İnsanları ikiyüzlü yapar. Halbuki İslam samimi olmaya, samimi olarak iman edip inanmaya önem verir. Allah Resulü'nün davet faaliyetlerini yürütürken takip etmiş olduğu bu metot, insanları hikmet ve güzel öğütle İslam'a çağırmaktır. Gerçi
Kur'an-ı Azimuşşan'a, Yüce Kur'an'a, şanı yüce kitaba baktığımızda Allah Resulü'nden önceki peygamberlerinin de vazifelerinin ve sünnetlerinin ve metotlarının bu olduğunu görüyoruz. Bu esaslar doğrultusunda hareket eden Allah Resulü Aleyhisselam, hiçbir Yahudi'yi, Mecusi'yi, Hristiyan'ı, Sabi'yi veya başka bir din mensubunu dinini terk edip İslam'a girmesi için zorlamamış. Bilakis onları zorlamaksızın İslam'a davet etmiş. Kabul etmedikleri takdirde kendilerine belli şartlar çerçevesinde din ve vicdan özgürlüğü sağlamış. Kur'an-ı Kerim'de insanların iman etmeleri için zorlanamayacağı, hatta peygamberin bu konuda sorumluluk duygusuyla gücünün yettiğinin ötesinde kendisini zorlamasının bile uygun olmadığı Şura suresi 3. ayet gibi ayetlerde ifade edilmiş. لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ İnsanların bir kısmı ulaştırdığın mesaja inanmıyorlar diye üzüntünden neredeyse kendini tüketeceksin, helak edeceksin, böyle yapma. Senin vazifen ancak duyurmak, tebliğ etmektir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hassasiyetleri, hayatın her alanında iman boyutuyla, amel boyutuyla ve ahlaki değerlerle çok hassas. Allah Resulü Aleyhisselam uykudaydı. Geceliğin hareket etti. Ve altında bir hurma buldu. Onu aldı ve yedi. Sonra gecenin sonuna doğru uykusu kaçtı. Uyuyamaz oldu. Bunu eşlerinden bazılarına anlattı ve ben altımda bir hurma buldum ve yedim. Sonra sadakaya ait bir hurma olmasından endişe ettim diyor. Resulullah'ın endişesinin bizi düşündürmesi gereken hakikatleri var. Ve belki Allah Resulü'nü hatırlarken onu bize gönderen en yüce rahmeti hatırlayarak bu akşamki sohbeti bitirmek gerek. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, Allah Resulü aleyhisselam ile birlikte bulunduğumuz sırada sahabelerinden bir zat bir kuş yavrusu bulup getirmişti. Allah Resulü ona bakarken yavrunun annesiyle babası veya onlardan birisi gelip yavrusunu tutan elin içine kendisini atıverdi. Müslümanlar bunu görünce hayrette kaldılar. Bunun üzerine Allah Resulü, siz yavrusunu tuttuğunuz şu kuşun yavrusu için kendisini avucunuza atmasına mı hayret ediyorsunuz? Vallahi Rabbinizin size olan merhameti şu kuşun yavrusuna olan şefkatinde daha fazladır. Uhud'u yaşadığımız şu günlerde Allah Resulü'nün Uhud'dan ayrılırken yaptığı duayla, Allah'ım bütün hamdler sana mahsustur. Senin genişlettiğini daraltacak yoktur. Senin uzaklaştırdığını yaklaştıracak yoktur. Senin yaklaştırdığını da uzaklaştıracak yoktur. Senin vermediğini verecek yoktur. Senin verdiğini de engelleyecek yoktur. Senin doğrulttuğunu yoldan saptıracak yoktur. Senin saptırdığını da doğrultacak yoktur. Allah'ım, bereketlerini,
rahmetini, fazlını ve rızkını yay üstümüze. Allah'ım, değişmeyen ve kaybolmayan, tükenmez cennet nimetlerini senden isteriz. Allah'ım, ihtiyaç gününde senden nimet, korku gününde de senden emniyet isteriz. Allah'ım, bize verdiğin şeyin şerrinden de, vermediğin şeyin şerrinden de sana sığınırız. Allah'ım, bize imanı sevdir ve onu kalbimizde süsle. Küfrü, fıskı ve isyanı da bize hoş gösterme, sevimsiz kıl. Bizi doğru yola gidenlerden eyle. Allah'ım, bizi Müslüman olarak öldür. Bizi Müslüman olarak da dirilt. Ve perişanlıkla fitneye düşmeksizin bizi salih kimselere kavuştur. Amin. 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 Bu haftaki radyo sohbetimizi de tamamladık. adnansensiyo.com web sitemden bu ve diğer sohbetlerime ve sair çalışmalarıma ulaşabilirsiniz. Selam hidayete tabi olanlar olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.